Efendim, kızınız o yanda. Çıkabilirsin. Annem kim olduğumu biliyor. Neler oluyor o ya? Anne, bunu nasıl yaparsın? Neyi nasıl yaparım? Anlamamış gibi yapma. Selvi'yi eve nasıl alırsın? Bu ne demek? O benim torunum. Senin de yeğenin. Tabii ki bizimle yaşayacak. Anne, bana bunu yapma. Selvi'ye her baktığımda Serdar'la Feraye'nin ihanetini görüyorum. Olanlardan Selvi'nin hiç suçu yok. Sen de biliyorsun. Üstelik Selvi'yi bizimle yaşamaya zorla ikna ettim. Baban Feraye'yi evlatlıktan reddetmedi mi? Kızının bizimle ne işi var? Baban Feraye'yi evlatlıktan reddetmedi. Sadece bir daha görmek istemedi. Reddetmemiş mi? Bu ne demek? Yani malda mülkte senin benim kadar Feraye'nin kızının da payı var demek. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Oya, ister kabul et, ister kabul etme. Torunun bizimle yaşayacak. Geçmişin çirkin izlerini sil ve onunla barış. Son sözün bu mu anne? Kesinlikle. İyi misiniz? İyiyim Arzu, iyiyim. Renginiz biraz solgun gibi. Arzu, senden bir şey rica edeceğim. Selvi'ye telefon numaranı verdim. Malum yeni bir hayata başlayacak. İhtiyaç duyduğu zaman seni arayacak. Tabii ki Ferda Hanım, seve seve yardımcı olurum. Efendim, toplantı odası hazır. Herkes geldi, sizi bekliyorlar. Gidelim. Çok mu kızdırdı ihtiyar? Kızı çıkarmıyor mu evden? Ne çıkarması Kürşat? Neredeyse beni evden atacak. Rahat ol tatlım. Geçsin evde istediği kadar. Malın ortak değil ya. Sen öyle san. Babam sandığımız gibi Feraye'yi evlatlıktan reddetmemiş. Ciddi misin? Yani kız da miras ortakçısı, öyle mi? Aynen öyle. Annemle babam da beni sırtımdan vurdu, anlayacaksın. Aman be kızım, takma kafana. Sizin servet 7 sülalenize yeter. Bırak, ne üzüyorsun kendini? Of, boş ver, tamam. Annene bizden ne zaman bahsedeceksin? Hah, bir bu konumuz eksikti. İhaleyi karşı tarafa senin gammazladığından emin. Konuyu açtığım an beni de kapı dışarı eder. Hain olduğunu düşünüyor. Peki ya sen? Ne ben? Sen de benim hain olduğumu, şirkete zarar verdiğimi mi düşünüyorsun? Of, Allah aşkına üzerime gelme. Böyle olduğunu düşünsem yanında olur muydum? Ne yapacağız? Ölene kadar böyle gizli saklı mı yaşayacağız? Kürşat, hiç zamanı değil. Tamam, sinirlerin iyice bozulmuş senin. Gel güzel bir yemek yiyelim. Olur, hem de çok iyi olur. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz kızım. Gel otur. Nasıl geçti günün? İyiydi anneanne. Çıkışta babaanneme uğradım. Selamı var. Her gün sizin için dua ettiğini söyledi. Babaanne de gelseydi Selvi, ne güzel olurdu. Ev büyük nasılsa hep beraber yaşar giderdik. Kendisine çok teşekkür ettiğimi ilet Selvi. Dualarını bizden esirgemesin. Neye ihtiyacı olursa da sana söylesin. Temin edelim. Ayrıca istediği zaman buraya gelebilir. Çok teşekkür ederim anneanne. Oldu olacak, o varoş mahalleyi de eve topla da rahatlayalım anne.
Ben izninizi rica edeceğim. Çok yoruldum bugün, erkenden yatayım. Kızım, daha ağzına iki lokma atmadın. Pek aç değilim, yatayım ben. Tamam Selvi, nasıl istersen. Aman, pek de alıngan kızımız. Oya, hiç huyundan vazgeçmeyecek misin sen? Ama öbür kızın çok idareci, çok terbiyeliydi değil mi? Kıyaslama yapmadım. Sen hep kıyaslama yaptın. Feraye'yi hep benden daha çok sevdin. Ama senin o iffetli kızın ne yaptı? Ablasının nişanlısıyla kaçtı. Allah sana aklı fikir versin Oya. Benim aklımda fikrim de yerinde anne. Feraye'nin uzantısını bu evde görmek istemiyorum. Ben de senin bu küstahlığını evde görmek istemiyorum. İstediğin oluyor Selvi Hanım. Şimdiden annemle aramı açmayı başardın. Annen gibi. Yavrum çok güzeldi Selvi. Sen de tıpkı ona benziyorsun. Büyük baban da duygusallaştığı zaman böyle içli içli Feraye'ye bakardı. Annemle babam öldükleri güne kadar el ele dolaştılar anneanne. Yaptıkları şey doğru olmayabilir ama birbirleri için yaratılmışlardı. Büyük babam ne kadar mutlu olduklarını görseydi eminim affederdi annemi. Kader işte Selvi. Ama sert adamdı büyük baban. Senin doğum haberin geldiğinde bile affetmeye yanaşmadı Feraye'yi. Biliyorum. Annemin barışmak için yazdığı mektuplar açılmadan eve dönüyordu. Geçitsiz bir adamdı deden ama kaldırabileceği bir şey değildi durum. Pek çok insanın kaldırabileceği bir şey değil zaten. Onları o kadar özledim ki. Oya teyzem beni hiç sevmeyecek değil mi anneanne? Onun yaşadığı da hiç kolay değil kuzum. Evleneceğim diye hayalini kurduğu nişanlısıyla kız kardeşi kaçtı. Teyzen çok uzun zaman kendine gelemedi. Ama bunda senin hiçbir suçun olmadığını farkına varacak bir gün. Oğuz ne zaman geliyor? Bu yıl son. Amerika'dan döner dönmez şirketteki yerini alacak. Seninle birlikte tabii. Tıpta okuyan kızın şirkette ne işi var? Üstelik Oğuz'la onu nasıl bir tutabiliyorsun anne? Ah anne, ah! Ben yatayım size. Yarın yorucu bir gün olacak. Öğleden sonra Arzu'yu yollayacağım sana. Birlikte şu alışveriş işini halledersiniz. Günaydın Oya Hanım. Kahvaltınızı nereye hazırlayayım? Kahvaltı etmeyeceğim. Rasim'e söyle arabayı hazırlasın. Rasim dönmedi efendim. Anneniz çıkışta Selvi Hanım'ı okuldan alması için talimat vermiş. 3 saat sonra gelir. Tamam, çekil. Allah'ın cezası kız. Bütün düzenimi mahvetti. Uğursuz. O kız bu evden gidecek. O kız bu evden gidecek. Gidecek. Buyurun, kime bakmıştınız? Merhaba, ben Selvi'ye bakmıştım da annesinin arkadaşıyım. Hı hı.
Acaba kendisiyle görüşebilir miyim? Bir saniye. Ne istiyorsun? Ben Selvi'ye bakmıştım da. Selvi evde yok. Hem bu ne be? Yol geçen hanımı burası. Selvi'yi çok görmek istiyorsan açarsın telefon, evine çağırırsın. Olur olmadık zamanlarda çalmayın bu kapıyı. Kesin oya bu. Meymenetsiz şey. Bu şekilde daha önce okuldan alınmamıştım. Yani arabayla falan. Alışmalısın artık. Sen Ferda Hanım'la Fahri Bey'in torunusun. Hadi bakalım Rasim, gidelim. Doktor Hanım'la güzel bir alışveriş yapalım da doğum gününün tadını çıkaralım. Nereden biliyorsunuz doğum günüm olduğunu? Tabii ki Ferda Hanım'da. Anneannem hatırlamış mı? Elbette. Ayrıca hatırlamakla kalmamış. Sana güzel bir sürprizi bile var. Ama bu söylediğimi sakın söyleme, tamam mı? Tamam. Efendim Zeynep ablacığım. Tamam Zeynep abla. Ben de seni öpüyorum. Ne oldu Selvi? Oya teyzem beni görmeye gelen Zeynep ablamı evden kovmuş. Zeynep ablan kim? Annemin en yakın arkadaşı. Annem çalışırken bana hep o bakardı. Hadi bozma moralini. Bugün senin doğum günün. Canım benim, neyin var? Yine üzmüşler kraliçeni. Oya, ne bu halin? Günlerdir yüzünü gülerken görmedim. Nasıl iyi olayım Kürşat? Nasıl olayım ha? Psikolojim alt üst. Nefret ettiğim biriyle aynı çatı altında yaşamak zorundayım. Bir süre Arnavutköy'deki eve mi geçsem? Geçsem ne olacak? Meydan Feraye'ye mi kalsın? Feraye'ye mi? Ha Feraye, ha Selvi. O tilkiye bakarken Feraye'yi görüyorum zaten. Aynı hanımefendi ayakları. Benim için çok değerlisin. Senin için her şeyi yapacağımı biliyorsun, değil mi? Peki, her ne pahasına olursa olsun bu kızdan kurtulmak istiyor musun? Tabii ki. Ben halledeceğim. Nasıl? İşte burası çok önemli bir konu. Sen asla ve asla nasıl olacağını sormayacaksın. Şu anda ben de bilmiyorum ama o kızı çıkaracağım hayatımdan. Ben hiç mi karışmayacağım? Sen karışmadığın gibi bu konuştuklarımızı da unutacaksın. Bir şekilde o kız gidecek. Sen bu işi yap. Dile benden ne dilersen. Ben sadece seni diliyorum. Senin karım olmanı diliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anneanne. Hoş bulduk Ferda Hanım. Çok teşekkür ederim her şey için anneanneciğim. İyi ki varsın. Canım kızım. Hadi oturun bir şeyler içelim. Girerken Gizem'e söyledim. Getirecek içeceklerimizi. Söyleyin bakalım. Neler yaptınız bugün? Çok keyifliydi anneanne. Arzu Hanım sayesinde çok güzel vakit geçirdik. Aman ne güzel yapmışsınız. Anneanne... Seninle de boş bir gününde birlikte beraber çıkıp gezsek ne güzel olur. Olacak kızım. Sadece bu ay biraz sıkışık zamanlardayız. Sonra tabii ki gezeceğiz birlikte. Aa. İyi ki doğdun güzel kızım.
ya. Ömür boyu hep mutlu ol inşallah. Mutlu yıllar Selvi. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi bir dilek tut. İlk hediyeni ben vermek isterim. Her zaman Rasim yanında olmayabilir. Bana araba mı aldınız? Evet. Ay, anneanne çok teşekkür ederim. Bu çok büyük bir hediye. Araba kapının önünde. Bu akşam eve dönerken beni götürürsün artık. Götürmez miyim hiç? Hadi kızım. Pastamızı yiyelim de ağzımız tatlansın. Hemen kesip getiriyorum efendim. Şey anneanne, izin verirseniz okuldan arta kalan zamanlarda yanınıza gelip şirkette bir şeyler öğrenmek isterim. Görüyor musun Arzu? Bu kelimeleri torunumdan duymak da varmış. Ne mutlu bana. İstediğin zaman buraya gelebilirsin Selvi. Fakat şu anda senden tek istediğim okulunu bitirme. Ailemiz bir doktor mezun etsin. Oğuz gelince canım kızım ikinizi birden fazlasıyla yoracağım zaten merak etme. Emniyet kemerimiz hep takılı olacak. Ve hız yapmayacağız, tamam mı? Aşk olsun anneanne. Sence ben çocuk muyum? Ben söyleyeyim de. Çıkıyor musun kızım? Evet anne. Arkadaşlarla buluşacağız. Hayırlı olsun, araba alınmış. Bugün Selvi'nin doğum günü. Demek zenginliğe alıştırma turları yapılıyor. Peki. Size iyi eğlenceler o zaman. Selvi, takılma kız. Sorun değil anneanne. Gel. Bir sorun mu var?
Koşarken biri beni takip ediyor sandım. Ya da bana öyle geldi. Hızlanınca düştüm. Çok korktunuz o halde. Buralarda mı oturuyorsunuz? Sizi evinize bırakayım. Takriben arabayla 3 dakika ileride. Yeni çıkmıştım evden. İşte şurası. Nasıl yani? Orası benim evim. Benim de evim. Anlamadım. Birazdan anlarsın. Günlerdir şirkete gelmiyorsun. Gelmem için bir gerekçe var mı? Allah'ım ya. Şirkete gelmememin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Sen bilirsin. Allah'tan çocuklar yetişiyor. Yoksa tek başımayım şu dünyada. Çocuklar. Aa tabii. Evet çocuklar. Oğuz Bey, Selma. Oğuz mu? Hoş geldiniz. Aa, Oğuz. Merhaba. Oğlum. Geleceğini neden haber vermedin? Bir aylık boşluğum vardı. Burada geçirmek istedim sultanım. İşte büyük sultan. Sarılmaktan en çok zevk aldığım kadın. Canım oğlum. Sizi çok özledim. Dayanamadım anneanne. Selvi. Ne oldu kızım sana? Evet, şimdi biri bana bu genç hanımın kim olduğunu açıklayabilir mi? Bu Selvi, Feraye teyzenin kızı. Feraye teyze mi? Evet oğlum, Feraye. Tanıştığımıza sevindim kuzen. Ben de. Ne oldu Selvi? Önemli bir şey yok anneanne. Sabah koşarken düştüm. Allah'tan Oğuz geçiyordu da. Sağ olsun. Yanımda telefon falan da yoktu. Doktor hanım. Ne yapacağımızı en iyi sen bilirsin. Ne yapalım şimdi seni iyileştirmek için? İncirini de sadece anneanne. Sıcak suyla ovup saracağım. Ve birkaç gün üstüne çok basmayacağım o kadar. Ben yukarı çıkıp üstümü değiştireyim. Yardım edeyim mi? Sen açsın dur oğlum sofraya geç. Suzan. Buyurun efendim. Suzan, Selvi Hanım'ın ayağı incinmiş. Odasına çıkmasına yardımcı ol. Peki efendim. Buyurun. Teşekkür ederim Suzan. Rica ederim. Hadi masaya geçelim. Hadi geçin. Buyurun. Neredeler? Ferda Hanım bahçeye çıktı. Oya Hanım ve Oğuz Bey de yukarıdalar. Tamam. Selvi, canı sıkılmadı değil mi? Anneanne. Kimsenin düzeni bozulsun istemiyorum. Önceleri geçici sandım ama Oya teyzemin bana karşı tavrı değişecek gibi değil. Hem size çok huzursuzsunuz. Ne demek istiyorsun kızım? Anneanne, izin verirseniz ben evden ayrılmak istiyorum. O nasıl söz Selvi? Bir daha duymayayım bunu. Burası senin evin. Bu ev her şeyden önce dedenle benim evim. Kimse kimseden fazla hak sahibi değil bu evde. O yüzden bu konuyu bir daha açma lütfen. Anneanne.
Ayağın nasıl oldu? İyi, daha az acıyor. Yani araba kullanabilirsin. E tabii. O zaman hadi bakalım. Anneanneni sahile indir de bir balık ısmarla bana. E Oğuz yeni geldi. Haset gidenmek istersiniz. E onu da alacağız tabii ki. Özlemiştir İstanbul'u. Anneanne sorun çıkmasın. Oya teyzem... Aa çok konuşma bakayım. Bugün geminin kaptanı benim. Ben ne dersem o olur. Peki tamam o zaman. Bak görüyor musun? Aralarından su sızmıyor. Anne ne var bunda? O da torunu. Tabii ki su sızmayacak. A benim saf oğlum. Farkında değil misin? Kız tilki. Her şeyin üzerine konmaya çalışıyor. Ah benim güzel annem. Sen takma kafana bunları. Hiçbir şey olmaz. Biliyorsun ben annemin biricik efesiyim. Oğlum ortak geldi sana diyorum anlamıyor musun? Anne. Eve girildi daha bir saat oldu. Anladığım tek şey hoşa gitmeyen şeyler oluyor. İşin aslı evladım. Ben Selvi'yi ne bu evde ne de şirkette istemiyorum. Anne aranızda ne oldu? Sana kötü mü davrandı? Terbiyesizlik mi yaptı? Nedir sorun? Ferahi'nin kızı olması nefret etmem için yeterli. Anne aynı şeye maruz kalsam hoşuna gider miydi? Böyle bir sebepten dolayı Ferahi teyze benden nefret etseydi. Teyze deme şuna. Gel. Oya Hanım, Ferdi Hanım sizi ve Oğuz Bey'i pazar gezi için aşağı davet ediyor. Tamam sen çık. Hiçbir yere gitmiyoruz. Neden? Çünkü o kızla hiçbir yere gitmek istemiyorum. Ve senin de samimi olmanı istemiyorum. Anne saçmalama. Oğlum ne olur gitme. O kız başımıza felaketler getirecek. Anne ne diyorsun sen? Ortaçağ büyücüleri gibi. Ne felaketinden bahsediyorsun? Hem gideyim de şu kızı bir tanıyayım değil mi? Ayrıca senin de gelmen lazım. Ölürüm de gelmem. Ben gideceğim anne. Hayır. Peki sonra görüşürüz o zaman. Annem, sen benim inci tanemsin biliyorsun değil mi? Kimse seni incitemez. Hadi git serseri. Aferin oğlum, aferin. Alo, Kürşat. İşler çığırından çıkmaya başladı. Bana verdiğin sözü tutacak mısın yoksa ben başımın çaresine bakayım mı? Adamlar nasıl film çekiyorlarsa her sokağa bir ülke kurmuşlar. Bir sokağına giriyorsun Texas. Bir sokağa giriyorsun New York. Acayip stüdyolar kurmuşlar. Ne kadar güzel. Sen de gidersin Selvi. Ama hasretlik zor tabii. Güzel bir kebap burnunda tutuyor. İlk günden anlaşmanız beni nasıl mutlu etti bilemezsiniz çocuklar. Kuzen kardeş demektir. Birkaç yıl sonra emekliye ayrılınca her şeyle siz ilgileneceksiniz. Ama emekliye ayrılmak ne demek anneanne? Ben senin olmadığın şirkete adım atmam. 100 yaşında da olsan başımızın tacısın. Canlarım benim. Gel otur. Gene heyheleriniz üzerinizde mi hanımefendi? Nasıl olmasın? Hani halledecektin? Hani benim için her şeyi yapardın? Hani o kız bizim evden ne pahasına olursa olsun gidecekti? Yapacağım. Yapmadığımı nereden biliyorsun? Soru sorma dedin. Merak etme dedin. Bana bırak dedin. Sabrımın son sınırındayım Kürşat. Tamam. Sen şimdi sakin ol. Ve gerisini bana bırak. Hay Allah'ım ya. Elini çabuk tut o zaman. Tamam. Sakin. Anlaştık.
ben yatıyorum çocuklar. Yaşlı bir kadını bayağı hırpaladınız bugün. Ben de geliyorum anneanne. İyi geceler. Arabayı garaja götürmene gerek yok olsun. Bahçeye bırakırsan yeterli. Öyle yapacağım. Ama çevireceğim. Sabah rahat çıkasın diye. Peki. Elif. Hayrola? Tamam, sen ambulans çağır, hastanede buluşuruz. Selvi, ne oldu yavrum? Telaşlanmayın anneanne. Benim hemen hastaneye gitmem lazım. Niye? Ne oldu? Elif'in babası rahatsızlanmış. Benim de tanıdığım uzmanlar nöbette bu gece. Yardım istediler. Tamam kızım. Git ama tek başına değil. Rüstem'i kaldıralım. Birlikte git. Tamam. Günaydın Oğuz Bey. Günaydın Suzan. Anneniz ve Ferda Hanım henüz kalkmadılar. Siz buyurun kahvaltıya. Yok sağ ol. Önce küçük bir İstanbul turu yapacağım. Nasıl isterseniz. Bu adam frenler tutmuyor. Hayır. İlk müdahaleyi yaptık. Hasta çok ciddi bir beyin sarsıntısı geçirmiş. Hala kendinde değil. İç kanama yok ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Ayrıca omurilikte ciddi bir zedelenme var. 10 dakika daha geç gelse kan kaybından ölebilirdi. Allah onu bize bağışla ne olur. Doktor Bey, bu ne demek oluyor? Şu an kesin bir şey söyleyemem ama kendine gelse bile tam olarak iyileşip yürüyebilmesi yıllarını alacak. Geçmiş olsun tekrar. Oya. Teyze. Oya. Oğlum. Sen teyzenin yanında kal olur mu? Allah. Yanında kal. Doktor Bey,
Ne olur torunumu kurtarın. İnşallah. Doktor bey, yurt dışına götürelim. Yalvarırım size, İnşallah. Ne olur yardım edin. Doktor, elimizden ne gelirse yapalım. Elimizden geleni yapacağız. Ne olur. Su getireyim ben sana. Gülşah, mutlu muyum? Niçin mutlu olmalıyım? Ne? Allah seni kahretsin. Bu muydu bulduğun çözüm? Oğlum ölüyor, anladın mı? Oğlum ölüyor. Teyze, teyze sakin ol teyze. Ben yaptım. Evladımı kendi ellerimle ölüme gönderdim. Hepsi benim suçum. Teyze. Teyze sakin ol. Anneanne. Teyze sakin ol lütfen. Teyze. Anne ben yaptım. Anne ben yaptım. Anne. Anne evladımı öldürdüm anne. Teyze sakin ol. Teyze sakin ol. Anne. Anne evladımı ben öldürdüm anne. Anne. Anne evladımı. Uyumadın mı canım? Hayır anneanne. Ben gelmemiş olsaydım bunların hiçbiri olmayacaktı. Sakın. Sakın böyle bir şey düşünme evladım. Seninle bu durumun hiçbir alakası yok. Oya'nın hırsı, bitmeyen kini sebep oldu bütün bunlara. Oya teyzem ceza alacak mı? Olay kamu davası artık. Bilmiyorum. Oğuz hastaneden bir çıksın. Anneanneciğim ne olur üzülme. Kızım.